Merhabalar bütün halklara, insanlara, sevgiler, saygılar. Bu yeni programımızda konu başlığımız aşağılık kompleksine kapılmak, kendi gücüne inanmamak. Bir insan niçin aşağılık kompleksine kapılabilsin acaba? Bu dünya hayatında kendi zenginliğinin, kimliksel avantajlarının farkına varamamış mı acaba? Yoksa hep kendinin eksileri, negatif özellikleri gözüne mi batıyor? Yoksa başkalarının negatif telkinleri veya hakim ve jüri özelliğindeki yaklaşımları, yargılayıcı bir takım yaklaşımları onu aşağılık kompleksine kapılmaya mı itmiştir? Her insanın çok korkunç derecede güç sahibi olabileceği bilinmektedir. Bunlar farklılıklar arz etmektedir. Kimi toplumlarda haber programlarından tutun da diziler ve birçok kavramlarda sürekli toplumun sosyal psikolojisini çökertme, yaşama aşkını kırma adına yaşam istekliliğini, çalışma azmini, verimliliğini, ülkesine sahip çıkma dinamiklerini geriletme, bertaraf etme çabası içinde uğraşıların ön plana çıktığına şahit oluyoruz. Halbuki medeniyetten payı almış toplum ve bireyler böyle günün 24 saati negatif, psikolojik olumsuz bir takım banyolarla sürekli banyo yapmak insanı ne hale getiriyor acaba? Pratik hayata baktığımızda hayatın bütün her yeri kendi ülkemizde ve dünya ülkeleri içerisindeki insanların renkliliği, hayatlar, çiçekler, kültürler, yaşam tarzları, her şey rengarenk. Bütün bu renkliliğe rağmen eğer bakışımız, algılayışımız, tanımlayışımız hep aşağılık kompleksine atfense burada yaşam yanlış temeller üzerine bina edilmiş eğer edilebilmişse yaşam yanlış bir rota üzerinde gidiyor, ne ölçüde gidiyorsa diyebiliriz. Hangi uçlar kırık plak gibi hep aynı şeylerden bahseder? Ekstrem uçlar mı? Maddenin ekstremleriyle ruhi ekstremler basma kalıp belli şeylerle araçları amaçlaştırarak sürekli bir araç ve vasıtayı diğer vasıta ve araca tatmin yöntemi olarak görmektedirler. Aslında aşağılık kompleksine kapılmak kendi zenginliğini pratik hayatta katkı verecek şekilde, toplumunu ileriye taşıyacak şekilde
kamu alanına transfer edeceği, aktaracağı bir şey olmadığına mı inanılmaktadır? Halbuki her insanın farklı zenginliği vardır. Herkes bilim adamı olamaz. Herkes sanatçı, ressam olamaz. Herkes müzisyen olamaz. Herkes mimar olamaz, heykeltıraş olamaz. Farklı farklı yetenekler ve yetiler bulunmaktadır. Elbette ki insanlar ya kendileri ya da dışsal olarak kendi yeteneklerinin farkına varması adına sinyaller gönderilmeli, onun önü açılmalı ve bu komplekslerin şekillenmesine izin verilmemelidir. İnsanın çok muhteşem bir gücü bulunmaktadır. Akılsal olarak da, pratik zeka olarak, ruhi olarak, yönetim olarak birçok alanda muhteşem özellikleri bulunmaktadır. İnsanoğlu robotik, biyokompütörüze vasıtalılık özelliğini öncelikle fark etmeli ki bu olgunlaşma adım adım ilerledikçe mümkün olabilecek. Daha önce değil. Bunları fark edip aşmak ve daha yüksek ufuklara gitmesi gerekmekte. O zaman insanın ne marifetler dökebileceği, ne yüksek başarılara imza atabileceği ortaya çıkmaktadır. Bir takım daha gelişmiş ülkeler geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelere genelde içten veya dıştan bir takım psikolojik çökertme, güvensizlikler, aşağılık kompleksine kapılmalar ve bir takım negatif özellikleri sürekli pompalayarak toplumun kendi gücünü inkar etmesine sebep olmaktadırlar. Bu mu olmalıdır? Bu insanın kendine ihanetinden başka bir şey değildir. Çoğu zaman insan bir taraftan bir şeyi savunurken öte yandan kendini inkar edecek şekilde bir takım yaklaşımlar çizilmektedir. Zıtların zenginliği başka şeydir. Az önce verilen örnek başka şeydir. Bunlar birbirinin içine sokulmaması gerekiyor. Aşağılık kompleksi emek harcamayı, çaba harcamayı ve eserler ortaya koymanın ne kadar elzem olduğu ortada. Aşağılık kompleksi bunların cereyan ettiği süreçlerde emekler, alın terleri başarılar karşısında şekillenemez. Aşağılık kompleksleri belli bir süre sonra birey ve toplumlarda psikolojik olarak bir takım hastalıkların da şekillenmesini doğuracaktır. Yalnızlıktan korkma, güvenmeme, iş başarıp başaramama, telaşlar, tedirginlikler, olduğu yerde terlemeler, her türlü negatif süreçler, bunlar hep başaramama korkuları, kendini aşamama korkuları, bir şeyi tuttum koparabileceğim, acaba öyle, acaba böyle, bu tip yaklaşımlar hiçbir zaman pratik hayatın istediği, görmek istediği, karşılaşmak istediği şeyler değildir. Aksi takdirde aşmamız gereken, başarmamız gereken bir takım araçlar, vasıtalar bize galip gelecektir. O zaman aşağılık kompleksi değil, bu negativitenin etkisinde bütün huzursuzluklar ve mutsuzluklar
bizi ele geçirmiş olacaktır. Bu yüzden insan kendi gücüne güvenmelidir. Yaratan bütün insanlığa tek yönlü bir şey vermemiştir. Denge halindedir her şey. Bir insana çok yüksek özellik verilmişse yanında mutlaka negatif vardır. Negatife kafa takıp pozitif, güçlü dinamikleri bertaraf etmek insafa uygun değildir. Pozitif dinamikleri ön plana çıkarıp işlerimizi başararak ne aşağılık kompleksinin gelişmesine izin vermek ne de bir takım negatif, sosyal, psikolojik sorunların yeşermesini, şansını tanımamamız en doğru olan olacaktır. Programımızı burada sonlandırmak istiyoruz. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Allah'a ısmarladık.